yine başlar, yeni yeni başlar International TV. Ortada kalmadan kabur yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. PUBG Mobile 3.2 güncellemesiyle alakalı bir görüntü sızdırıldı arkadaşlar. Bunu paylaşacağım. İncelemesini yapacağız ve bu modun, yeni bir mod geliyor, hangi mod olabileceğini size göstereceğim arkadaşlar. Belki ufak değişiklikler olabilir. İki tane farklı bir mod göstereceğim. Çoğunuzun görmediği. Ben bir tanesi büyük bir ihtimalle olacağını diye düşünüyorum. Yine yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanalımız var. Bizi oradan takip ederseniz çok sevinirim. Videolarımızı orada da paylaşıyoruz. Ayrıca her akşam TikTok'tayız. TikTok'tan da bizi takip edebilirsiniz. Canlı yayınlara gelebilirsiniz. Kanala abone değilseniz de abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hemen şöyle hızlı bir şekilde popülerlikleri okuyacağım. Ondan sonra da arkadaşlar hemen olayımıza geçeceğiz. YouTube Kadir var. Kadir ne yapmışsın? Ez Yusuf OKTN var. Saplı Hasan var. Saplı Hasan 31. Don Valas mı diyelim? 3 Alas diyelim. Aget Turgut var. Melih var. Arifir. İnete Pandan. İsmi gözükmeyenler varsa da onlara da çok teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar olayımıza geçelim. İlk başta PUBG Mobile'in böyle bir görüntü var elimizde. Tabi burada bakınca hemen bir şey anlayamıyoruz. Böyle bir sanki bunu görelim Lego mu yapıyoruz diye düşündüm ama tabi robot parçalarıyla alakalı bir şey. Ama tabi bunun robot olup olmayacağı da belli değil. Şöyle hemen şöyle birinci parçaya bakarsak arkadaşlar, karşıdan baktığımızda bir yüz gibi gözüküyor. Ama ve lakin bu yüz değil bence arkadaşlar. Çünkü hemen şu aşağıdaki şu robotla şu B yazan, hemen ekranda şu an gördüğünüzde şu aynı. Bu karşıdan gözükmüş hali, bu da yandan gözükmüş hali. Dikkatli bakarsanız içinde 4 kişi oturabiliyor. Koltukları falan bir şeyler var. Sağ tarafta da bir uzay gemisi var gibi ve bunun da üstünden bir şey uçuyor. Yani herhalde biz bu uzay gemisinin üstünden böyle ya da içinde uçacağımız bir şeyler olacak arkadaşlar. Uzay gemisi olacak yine böyle haritanın üstünde. Oradan da bu gemiyle uçacağız gibi geliyor bana. Şimdi bunları gördük, şu alt kısımdan da çok bir şey anlaşılmıyor. Bunları gördükten sonra ben size iki mod göstereceğim. Siz de yorumlara yazarsınız. Evet abi bu olabilir veyahut da şu da olabilir. Onları yazabilirsiniz. Şimdi bu resmi paylaşım arkadaşlar. Şu an betadır diyor. Tabii ufak tefek değişiklikler oluşabilir. Hemen paylaşıyorum. Ben bunu 2 yıl önce çekmiştim. Kanalda da videosunu görmüşsünüzdür. Şimdi şöyle bir uzay gemisi var. Bu PUBG Mobile'in Çin versiyonuna gelen modun güncellemenin bir tanesi. Şimdi buradaki oradaki resimlere benziyor bayağı, onu söyleyeyim. Direkt aklıma zaten bu gelmişti. Ve bunda da Godzilla modunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Böyle ikinci, özellikle ikinci Godzilla modunda ne olmuştu? İsterseniz bir 2-3 dakikalık Godzilla modu oynayabiliyordunuz. Hani gemide savaşlar falan yapabiliyordunuz. İşte Kong'u falan vuruyordunuz. Bunlarda da aynısı vardı. Bak şimdi bu şuraya dikkat bak. Uzay gemisinin içinden, daha doğrusu şeylerin içinden uzay gemisine doğru şöyle uçan şeyler var. Daha doğrusu geminin üstünden çıkıyor bunlar. Gemi bir kere oradaki gemiye benziyor. Ve şöyle araçlar var. Ne dedik? Orada araçlar vardı yine. Geminin içinden bir araçla çıkacağız diye düşündük. Şimdi burada işte uçağa vuruyorlar filan böyle. Uçaktan atlamanız gerekiyor. Ya bu ön oynama şeyi. Atlıyorsunuz abi buradan. Havada robotlarla filan savaşıyorsunuz. Ondan sonra diğer arkadaşınız sizi burada yakalayacak. Bu şekilde. Sonra da ne yapıyorsunuz abi? Normal savaşınızı yapıyorsunuz. Karşıdan size böyle gelecek şeyler var. Bana bu mod gibi geldi. Şimdi oyun içi kısmını da göstereceğim. Burada yine garajlar da var. Araba yapma veyahut da robotlarla alakalı bir şey yapma olayı da olabilir o garajların içinde. Onu söyleyeyim. Oha, uçak bile saldırıyor burada. Bence bu. Yani bana göre bu gelecek. Beta'ya baktım, daha güncelleme gelmedi. Ama bunun olma ihtimali bence çok yüksek.
Yani hani şu kısmı özellikle izleyin diye gösteriyorum. Burası bu şekilde. Şimdi hemen şöyle, böyle bir lobi vardı. Uzay gemisi lobisi vardı yukarıda. Yine ana lobide de uzay gemisi vardı. Buraları geçiyorum arkadaşlar. Şimdi o geminin gittiği yerler var. Geminin gittiği yerlerde ona yetişmeniz lazım. Tamam mı? Biz burada gidiyorduk arkadaşımızla beraber. Şuradan mesela gemiye çıkacağız. Hop, gemiye ışınlanıyorduk. Geminin içinde yine lootlarınız oluyordu. Lootlarda da lootları aldıktan sonra da gemide yine arkadaşlar o uçan araç var ya, onu kullanabiliyordunuz. Yani geminin içi bu şekilde. Burada silahlar var, işte lootlar var. Devam edelim abi. Büyük bir ihtimalle bence, yani bunda ufak oynamalar yapılarak gelebilir diye düşünüyorum. Çünkü bu çok uyumlu bu mod. Gördüğünüz gibi bunları alıyorsunuz abi. Aşağı ineceğiz şimdi. Burada drop tarzında lootlar var. Bunları lootluyorsunuz. Dur şöyle gelelim. Bak şöyle gemiye biniyoruz. İki kişi biniyoruz. Daha doğrusu bu ne diyeyim artık buna, uçan küçük gemi mi diyeyim. Bununla da istediğiniz yere gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii artık aşağı iniş yapıyor. Bu şekilde. Ayrıca şimdi garajlar var. Garaj kısmını göstereyim. Bunu tabii görünce aklımıza direkt Tesla geldi bizim. Dedim acaba Tesla mı? Neyse. Tabii burada araç üretim merkezi var ama burada durmuş gözüküyordu. O güncellemede. Burada tabii bir, herhangi bir üretim olur mu yeni gelecek güncellemede? Onu da gelince göreceğiz. Şimdi birincisi buydu. İkincisini hızlı bir şekilde göstereceğim. Çoğu kişinin hani şey yaptığı, hani Transformers gelecek falan filan dediği bir mod. Transformers arkadaşlar Çin tarafına ilk, yani ona benzer bir robot modu geldi. Ama ve lakin Transformers modu olarak gelmedi. Setler geldi Transformers olarak. Soruları da geçelim bu önceki gün. O zamanki lobimiz bu şekildeydi Çin tarafında. Bunda da yine başta oynayabileceğiniz bir mod kısmı vardı. Burada yine robot oluyordunuz. Burada savaşıyorsunuz, tamam mı? Bunu geçelim. Hani şeyi anlatmak isteyeceğim. Oyun güncellemesine girdiğinizde burada da yukarıda bir gemi var. Robotlar var. Ama buradaki robotları şey kullanamıyorsunuz. Aktif kullanamıyordunuz. Sadece yapmanız gereken şu oluyordu. Hemen şöyle, robotların yine garajları var arkadaşlar oyunun belli bölgelerinde. Burada robotların içine girebiliyordunuz. Ama ve lakin şey gibi düşünün. Acil tahliye balonu çağırıyorsunuz ya, onun gibi düşünün. Bu robot sizi belli bir bölgeye yol üzerinden bırakıyordu. Yani herhangi bir ekstra bir kullanımınız olmuyor. İçine gir ve hareket et diyorsun. Buradan yukarıya doğru çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ve sizi Air Angel'da belli bir bölgeye doğru bırakmaya götürüyor arkadaşlar. Hani sağ sol veyahut da farklı bir şey yapamıyorsunuz. Otomatik gidiyor yani. Böyle ilerliyorsunuz. Şöyle devam edelim. Bak, diğer yerdeki artık hangar mı diyelim, garaj mı diyelim, oraya sizi bırakıyor. Oradan da yolunuza devam ediyoruz. Başka bir robot var mesela. Onda da aynısını yapıyorduk. Yani böyle iki tane örnek mod var önümüzde. Ama bence birinci mod büyük bir ihtimalle gelir diye düşünüyorum. Siz de yorumlara fikirlerinizi yazarsınız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.